Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içerisinde, Altındere Vadisi'ne hakim, Karadağ'ın eteklerinde, sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümele Manastırı, halk arasında Meryem Ana adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırın şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana adına kurulan manastırın, Sümele adını siyah anlamına gelen Menas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlardan geldiği düşünülmekte ise de Sümele kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir. Rivayete göre Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında Atina'dan gelen Barnabas ve Sofrenis isimli iki rahip tarafından kurulmuş olan manastır. 6. yüzyılda İmparator Justinus'un manastırın onarılarak geliştirilmesini istemesi üzerine generallerinden Belisarius tarafından tamir edilmiştir. Sümele Manastırı'nın şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürdüğü bilinmektedir. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliğinden 3. Alexios zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştır. 3. Alexios'un oğlu 3. Manuel ve sonraki prensler döneminde de Sümela yeni fermanlarla zenginleştirilmiştir. Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesini takiben Osmanlı padişahları pek çok manastırda olduğu gibi Sümela'nın da haklarını korumuşlar, bazı imtiyazlar vermişlerdir. Sümele Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin ve parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son şeklini alan manastır, pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline gelmiştir. Trabzon'un 1916-1918 yılları arasındaki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuş, 1923'ten sonra tamamıyla boşaltılmıştır. Sümele Manastırı'nın başlıca bölümleri, Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük bir bölümü yıkılmıştır. Dar, uzun bir merdivenle manastırın ana girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaraların önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer almaktadır. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm, keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır ve 1860 yılına tarihlenmektedir. Avlunun etrafındaki binalarda odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları ve Türk sanatının etkileri görülmektedir. Manastırın ana ünitesini meydana getiren Kaya Kilisesi'nin ve ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları flekslerle donatılmıştır. Kaya Kilisesi'nin içinde avluya bakan duvarda 3. Alexios dönemine ait flekslerin varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freksler ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve 3 ayrı devirde yapılan 3 tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freksleri daha üstün niteliktedir. Bu kısım çok üzücüdür ki, Sümele Manastırı'nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan frekslerde işlenen başlıca konular İncil'den alınmış sahnelerdir. Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir.